Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir cuma gününden. Güneşli, güzel, sıcak İrlanda gününden. Çok sıcak sayılmaz ama gününden merhaba. Bugünkü videom bir önceki videomun devamı telinde olacak. Çünkü yine bir takım sorular aldım. Yine onu toplayıp bu videoyla bu seriyi tamamlayacağım. Sadece İrlanda'ya gelmeden önceki yapılan şeyler değil. İrlanda'ya geldikten sonra nasıl kalırız, vatandaşlığa nasıl gideriz, tam türleri nelerdir, GNRB, PPS, numaraları, e, askeri ücret ne kadar kazanıyorum, ne kadar harcıyorum yine her şeyi aslında bütün videolarda anlatılacak şeyleri, başlıkları yine bir videoda topladım. Niye yani? Çünkü ben istediğim bilgiyi direkt almak isterim. Yani bir sürü konuşmadan değil de tam istediğim bilgileri. Çünkü bu kanal bir bilgi kanalı. Buraya gelmek isteyen kişilerin yararlanmak istediği bir kanal. O yüzden direkt cevaplarını umarım alırlar. Umarım memnun kalırsınız. Beğenmeyi de unutmayın. Ve takip ederseniz çok sevinirim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Hani bana diyorlar ki gerçekten bilgileri direkt alıyoruz senin videonu izledikten sonra. Hani bu beni daha çok heveslendirir. İşte bu yolda devam et demeniz. Bana bu yolda destek vermeniz sevgili takipçilerim. Çok sevindirdi bu beni. Demek istiyorum. Ve sorularıma geçiyorum. Birinci sorumla başlıyorum. 7000 euro okul ücreti de, ücreti de dahil mi? 7000 euro okul ücretine aslında dahil. Şöyle e, birinci videomda ben bunu 7000 euro ile ilgili konuyu açmıştım ama en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Sonrasında soru geldi. Soru geldikten sonra bunu burada söylemek istedim. Daha açıklık getirmek amacıyla. E, hesap günü, hesap dökümü almayı alma, alma gününe geldiğimiz zaman gittiniz bankaya hesap dökümünü aldınız. Aldıktan sonra 7000 euro ya da fazlası önemli değil. Hemen okul parasını ödemeniz gerekiyor. Okul parasını öderseniz aslında o 7000 euro okul parasının dışında olmuş oluyor. Sizin ham paranız yani net paranız 7000 euro olmuş oluyor. Yani siz 7000 eurodan sonra okul parasını vermiş olmanız olmuş olduğunuzu gösteriyor konsolosluğa başvurduğunuzda. Ama tabii çoğu insan da şunu yapıyor, yapmayan da var. Ee, okul parasının içinde ya da işte benim yaptığım gibi ben mesela banka bankaya gittikten sonra hesap dökümünü aldıktan sonra okul parasını ödedim. İçinde ödedim yani. 2. Vize alırken en önemli belgeler nelerdir? Vize alırken her şey önemli. Her önemli belge önemli. Ama en önemlisi niyet mektubu. Referans mektubu inanılmaz önemli. E, niyet mektubu. Şöyle şuraya bakmak istiyorum. unuttuğum bir şey var mı? ve geri dönüş. Aynen şirketten alacağınız geri dönüş yazısı. Şimdi niyet mektubunda bütün hayatınızı anlatıyorsunuz. Bir hikaye oluşturuyorsunuz. Bir önceki videolarımda anlatmıştım. Linkini bırakırım. Daha ayrıntılı ne yaptım ne ettim. Neden ben İran'da gitmek istiyorum? Neden diğer ülkeler değil? Gittikten sonra ne yapacağım? Kendime ne katacak? İngilizce benim için neden önemli? Bütün liseden başlayarak hayatınızı anlatıyorsunuz. Bir hikaye yaratıyorsunuz. İnandırmak için vize almaya oradaki çalışanı bize verecek çalışanı inandırmak için. Sonra iş yerinden alınan e, referans mektubu. Bu nedir? Referans mektubu. Çalışıyorsanız şirketten işte sizin müdürünüzden aldığınız, yetkili kişiden aldığınız e, şu kişi Şeneslihan Eroğlu İrlanda'da 6 ay eğitim aldıktan sonra Dönecektir. 8 ay değil. 6 ay şeklinde yazmıştık biz. Dönecektir ve iş yerinde dış bir uzmanı, elemanı ya da İngilizce ile ilgili herhangi bir iş alanında çalışmaya başlayacaktır. Ya da devam edecektir. Başlayacaktır. Neden dedim. Benim durumumda. Ben çalışmıyordum. Ama e, bir tanıdığımız sayesinde o bana bu yazıyı yazacağını söyledi. Çoğu kişi bunun altına da girmiyor. Riskli görüyor. Kendi iş yerindeki çalışan olsanız bile bunu yapmayanlar var. O yüzden bunu ben şanslı olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da böyle bir yazıyı bana verdiği için e, iş yeri sahibi. E, şöyle yazdı. Neslihan Eroğlu 6 aylık İrlanda dil okuluna gidecekti. Tarihleri net bir tarihler de verdik. Çünkü tutarlı olması gerekiyor. Zaten niyet mektubunda biz bu hikayeyi yazdık ya. Sizin referans mektubunda diğer mektuplarda da bu hikaye devam edecek. Tutarlılık çok önemli bize başvurusunda. Gidecek. İl İngilizcesini öğrendikten sonra iş yerimizde diş ticaret elemanı olarak başlayacaktır diye yazı aldık. Vergi levhaları, faaliyet belgesi, imza sirküleri hepsini verdi bize. Bunlar da çok önemliydi. Ee, ve üniversiteden ben master yapıyordum. Üniversitedeki benim danışmanımdan da yazı aldım ben. İşte Neslihan e, İrlanda'ya gidecektir. Eğitim aldıktan sonra yine aynı tarihler. Yine hiç e, sapmadan o tarihler arasında dönecektir ve master eğitimine devam edecektir. İşte onun imzasını ıslak imzalı bir belge verdi bana. Bu da çok önemliydi. Ne kadar destekleyici belge o kadar kolay bize. Üçüncü soru. Hangi acentayı önerirsin? Acenta konusu burada böyle söylemek istemiyorum. Direkt cevabını vereceğim. Çünkü benim geldiğim acenta siz bağınızlık oluşturamazsınız. Bu çok önemli. Böyle birbirinizi anlamak da burada çok önemli. Sizi anlamaz, ise i̇şte istediğiniz cevapları alamazsınız. O yüzden bana özelden sorarsanız eğer hangi ajanta önerirsiniz Çünkü sen zorla gel zorlukla gelmişsin hani biraz red olunca retle aldıktan sonra ben bunu size özelden söyleyebilirim ama burada böyle direkt açıklamak istemiyorum. Dördüncü soru. CNB ve PPS numaralarını nasıl aldın? Randevularını Facebook ve e, kesinlikle WhatsApp grupları sayesinde hiç abartmadan söylüyorum. O zamanlar e, vize alırken, e, vize aşamasında bunları almak gerekiyordu. Çünkü bu çok yoğunluk olduğu için bu sıra gelmesi. Ama bir türlü alamadım ben. E, çünkü giriyordum. Girdiğim zaman direkt saniyeler içinde bitiyordu yani. Sonrasında bu araştırırken baktım ki WhatsApp grubu var. Direkt WhatsApp grubuna katıldım ve oradan yöneticiler bu GNIB numara ve PPS numaralarının randevularını alıyormuş. Ben de rica ettim ve aldılar bana da. Ee, o yüzden numaralarımı bu şekilde aldım. PPS numarası nedir? Direkt bunu da biraz bilgi vermek istiyorum bilmeyenler açısından. PPS numarası Personal Pub Public Service Number. İrlanda'da çalıştığınız süre boyunca maaşınızdan emergency tax yani acil durum vergisi kesilmesi halinde alınan bir vergidir. PPS numaranız olmadan %40 oranında vergi kesiliyor. Yani PPS numarası olmadan çalışabilir miyim? Bu soru da geldi. Bir sürü kişi burada öğrenci. Zaten herkesin PPS numarası var. E sizin ne ayrıcalığınız olacak ki? Hani PPS numaranız olmadan çalışılacak. O yüzden hani PPS numarası olmadan çok zor. İlk sordukları şey bu zaten. E, ee, soru. Aylık harcaman ne kadar? Aylık harcaman 550 euro. Tabii 560-570'e çıkıyor yani. Bu değişen bir şey ama neti, net bir rakam söylüyorum. 400 euro iki kişilik bir odaya veriyorum şehrin dışında. Merkezde değilim. Çok da uzakta değilim. E, ee, 80 euro yeme içmeye veriyorum. 50 euro elektriğe veriyorum. 2 aylık e, ee, paylaşıyoruz elektrik faturasını. 20 euro da elektrik pardon internet ve kontür kontra veriyorum. Tek toplamda 550 euro. Aylık kazancım ne kadar? Aldığım ücret, devlet yardımı 803 euro. Aynı 808 euro pardon. Aldığım ücret direkt 800 part time çalışan bir kişinin aldığı ücreti alıyorum. İrlanda 8, 8. soru. İrlanda'ya alışmam ne kadar sürer? Bu sizin tamamen kişiliğinize bağlı. Benim alışmam 2 hafta sürdü. Yani hiç dışı deneyiminiz olmadıysa tabii ki de bu uzayabilir. Ama gelelim ki hava konusuna hiçbir zaman alışmayacaksınız. Tabii iyi şeyleri anlatıyorum burada tamam çok güzel ben mutluyum edeyim ed diyorum ama kötü şey hava. Her gün inanın derste her gün konuştuğumuz şey hava. Yani bizim kendi buradaki native kişiler bile bundan şikayetçi. Yani hiçbir zaman alışılmayacak bir şey bu havaya alışmayacaksınız. Eğer çok gerçekten yaz mevsimini seven bir kişiyseniz burada mutlu olacağınızı düşünmüyorum ben. Neyse ki ben o kadar değilim ama çok etkiliyor. Beni de inanın çok etkiliyor. Ee, diğer sorum, dokuzuncu soru. İrlanda aksanı var mı? İrlanda aksanı var. Hem de inanılmaz var. Yani ben Tamam bir yıl oldu İngilizceyi öğreniyorum. Baya hani çok iyi değilim ama kendimi geliştirebileceğim kadar geliştirdim. Ama sokağa çıktığım zaman anlamıyorum. Yani bu beni o kadar gerçekten üzüyor. Yani sokağa çıktığım zaman ben tamamen modum düşmüş şekilde eve geliyorum. Yani onların bir aksanı var. Gerçekten var yani. Hatta onların kendi konuştuğu bir şey de var. Mesela what's the story diyorlar. What's the crack? Hani onların bu mesela how are you değil. How are you getting on? People try and do an Irish accent. They always sort of go up here like that and they don't really... They kind of, yeah. At a large last supper, at large house. They don't use words. No, they don't. There's no words, no coherent words. Or they go really deep with like... That's the Irish. Okay. That's the like angry Irish. there's I'm Irish and I'm Irish. Nothing in between. Var yani bu beni gerçekten modumu çok düşürüyor dediğim gibi ne zaman alışırım bilmiyorum herhalde bir işe başlayınca onlarla iç içe olunca herhalde alışırım onların aksanına. ama burada netifler bile bir bazen birbirlerini anlamadıklarını söylüyorlar bunu bilerek gelin aksan var 10 covid 19 iş bulma durumunu etkiler mi evet iş bulma durumunu etkiler etkiliyor burada artık şu sürede hele içeride bir arkadaşın varsa işe giriyorsun yoksa yayınlansa bile ben mesela mailime işler geliyor ama onlar her zaman içerideki kişiler kendi tanıdıklarını alıyor. İleride de etkileyecektir. Eğer durumunuz iyiyse işte her hale karşı, her duruma karşı 2 aylık, 3 aylık cebinizde para geçiminizi sağlayacak para, iş bulmadan varsa gelirsiniz direkt. Yoksa burada bir tanıdığınız olması gerekiyor uzun yıllar, uzun zamandır kalan sizi yine içeriden sokacak, bir işe sokacak. Burada bu, bu işler böyle yürüyor. Türkiye'deki gibi maalesef. 11. İrlanda'da en pahalı dil okulu ve en ucuz dil okulu. En pahalı dil okulu Emirant, en ucuz dil okulu en ucuzlarından biri Tivil dil okulu. Ee, ve Emirant dil okulu her şey dahil 4961 euro, Tivil de 3450 euro. Ee, bu içindeki her şey dahil ediyorum. Konaklama, işte havaalanı karşılama, materyal ücretleri. Eğer tam ham parasını ist istiyorsanız duymak 4151 euro, Tivinin 2 2640 euro. Diğer soruma geçiyorum. İrlanda'da en pahalı olan iki şey. Ulaşım ve konaklama. Direkt. Ulaşım aylık 80 euro. Konaklama kaldığınız yere göre değişiyor. Ama pahalı yani. Covid durumundan sonra biraz düzelme oldu ama hala pahalı. Maaşımızın, her kazandığımızın her şey bir küçücük odaya veriyoruz. Hani benim odam yine iyi, alanım çok iyi. Ben 9-10 aydan beri aynı yerde kalıyorum. İnsanlar çok sık değiştiriyor. Her koşuldan dolayı işte evdeki bir banyoyu kullanmalarından dolayı bu konu sıkıntı. Çok konforlu yerinde olan Türkiye'de bu konuda zorluk çekecektir. Ama ikisi çok bağlı. 13. İrlanda'da yüksek lisans nasıl yaparım? İrlanda'da yüksek lisans Türkiye'den başvurduğunuzda 6,5 IELTS puanı. E, referans mektubunuz, ve diploma notunuz. Diğer destekleyici belgeler olması gerekiyor. Ne kadar diploma notunuz ise İrlanda'da kabul alma oranınız o kadar fazla oluyor. Ve ee, 14. soru. İşletme mezunuyum. Sorularım da burada yine aynı. İşletme mezunuyum. IT alanında İrlanda'da master yapabilir miyim? Evet ama şöyle. Şimdi işletme mezunusunuz ama işletme mezun olduktan sonra IT alanında kendinizi geliştirmeye karar verdiniz. Seminerlere katıldınız, kurslar aldınız. O iş yerinde çal. IT alanında bir işte çalışıyorsunuz. O zaman siz kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Ben bu mezunuyum ama IT alanında kendimi geliştirdim. O zaman kabul alırsınız. Ama ben kendi örneğimi vereyim. İşletme mezunuyum. IT alanıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Başvurduğum zaman hiçbir kanıtlayıcı belgem yok. Ve kabul alamam oluyor ama dediğim gibi bu kıstaslar, bu maddeler önemli. 15. Master için burs alabilir miyim? Master için burs alabilirsiniz. Türkiye'den ve İrlanda'dan çeşitli kurumlar master bursu veriyor. Bunu da notlarını aldım bakacağım. Şimdi İrlanda'da pek çok kuruş veriyor dedim. Ve bunun için dil sertifikanız, IELTS puanınız, ortalamanızın iyi olması ve referans mektubunuz gerekiyor. İrlanda'daki üniversitelere başvurduğunuz durumda master için mesela Trinity College'a başvurduğunuz, orada işte ortalamanızın iyi olmasını bekliyorlar, başarılı olmanızı bekliyorlar. Birçok üniversite, birçok üniversitede 2000 euro olarak Türk öğrenci bursu veriyor. 1500 euro'ya kadar IELTS puanınızın 3, IELTS puanınızın 6.5 ortalamanız da 3'ün üzerinde olması durumunda bunu veriyor. Eğer 3'ün üzerinde ise daha az 1000 euro falan veriyor Bu de, Buna göre değişiyor demek istiyorum Ve e, Duolingo Evet Duolingo da geçerli Bu süre boyunca Covid-19 etkisinden dolayı Duolingo sınavı geçerli Ve bu sürede part time de çalışabiliyorsunuz Bu çok iyi Bunları da söyledikten sonra aynı Buraya geldiniz diyelim Benim gibi dil okulu öğrencisiniz ve master yapmak istiyorsunuz İşe de girdiniz 3 aylık pay ve banka dökümünüzü göstererek bankadan öğrenci kredisi alabiliyorsunuz. 6000 euroya kadar kefil gösterirseniz 9000 euroya kadar da alabiliyorsunuz ama kefil göstermek gerekiyor. Bunu 5 yıla bölüp de öde ödeyebiliyorsunuz kredinizi. Ve okula da 6 ay şeklinde ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Taksit şeklinde üniversite master masterınızı ödeme imkanı sağlıyor. Çok güzel bir şey bu benim için de. Benim gibi e, master yapmak isteyen kişiler için de. Master ile gelip nasıl kalır ve vatandaşlık alırım 16. soru. Master ile geldiğiniz zaman şimdi e, ilk olarak şöyle bir şey. 2 yıl sonra çalışma iki yıl master ile geldikten sonra çalışma izniniz oluyor. Master yaparken de part time çalışma izniniz oluyor demiştim. Daha sonrasında 2 yıl burada oturma hakkınız oluyor. E, işte okula gitmeden. Zaten masterlar İran'da da 1 yıl. Türkiye'deki 2 yıla tekabül ediyor. Daha sonra 2 yıl içerisinde bir iş bulduğunuz zaman size sponsor olacak bir iş bulduğunuz zaman daha sonra stamp bir e, vize stamp bir alıyorsunuz. Onun ondan sonra da 3 yıl sonrasında stamp 4 alıyorsunuz. Yani 5 yıl içinde İrlanda vatandaşlığına giden yol aslında master yapmaktan da geçiyor. Ankara anlaşması ile şirket kurabilir miyim? 17. soru. Ankara anlaşması ile şirket kuramazsınız. Aslında e, bu Turkish Agreements. Agreement aslında karıştırılan bir şey. Yani karanlaşması diye biliniyor. İngiltere ile aynı kesinlikle değil. İngiltere'den tamamen farklı. Türkiye'den olan bir şey değil. İrlanda'ya gelmeniz gerekiyor ve İrlanda'ya geldikten sonra öğrenci olup işte bir yıl çalıştıktan sonra bu stamp 1 alıyorsunuz. Stamp 2'den stamp 1'e geçiyorsunuz. Ve daha sonra aynı iş yerinde 3 yıl sonrasında çalıştıktan sonra stamp 4 alıyorsunuz. Sonra da vatandaşlık yolu geç giriyor. Demiştim bunu. Ama Türkiye'den böyle bir şey yapamazsınız. Olmuyor yani. 18. soru, Türk İş Agreement ile Ankara Anlaşması farkı nedir? Ben aslında Ankara Anlaşması videosu yapmıştım ama orada tabii ki aslında Türk İş Agreement, bilinen Ankara Anlaşması. Detaylarını şimdi söyleyeceğim. Şimdi Ankara Anlaşması şöyle, İngiltere ile ve diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli ama İngiltere Ankara Anlaşması'ndan çıktı diyebiliyoruz zaten. Şimdi buraya geldikten sonra 3 tane, 5 tane pardon, 5 tane stamp türü var. Stamp 1C, stamp 1, stamp 2 ve bir stamp 1A vize türleri var. Stamp 1C third level öğrenciler için yani kolejre giden öğrenciler için olan bir vize türü. Stamp 1'den 3 süre sonra stamp 4 alıyorsunuz ve 5 yıl toplamında vatandaşlık alıyorsunuz demiştim. Şimdi bir de critical skills var. Geldiniz buraya diyelim. Öğrencisiniz ama critical skills içine giriyorsunuz. Bu şekilde de stamp alabiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Ee, ve son sorumuz. İngilizcemi nasıl geliştiririm? İngilizcemi nasıl geliştiririm? Bu da gelen sorulardan biri. Ee, bir video yapmıştım. İngilizce video. Kesinlikle tabii ki dil okulunun inanılmaz katkısı var. Çok iyi bir dil okulunun hatta. Yani kaliteli bir okul, dil okulunun Atlas'a gitmiştim. Bir önceki Ayasaydı. Ben Atlas'ı kesinlikle reklam değil. Online bile çok beğeniyorum. Ama şu inanın e, hoca buradaki eğitmen önemli. Yani bu ISI okulunda David diye bir hocam vardı. İnanılmaz. Yani iyi ki bana diyorlardı ki hatta iyi ki o sana geldi. Biz onu bekliyoruz. Onun dersine girmek için, sınıfına girmek için. Aynı şey bu her okul için geçerli. Eğer iyi bir hoca, size uygun bir hoca anlatımı olsun, kişiliği olsun bulursanız kesinlikle o sizin için en iyi okul olacaktır. Benim şu anki okulumda Şen'in Atlas'ta bayılıyorum yani o kadar iyi anlatıyor ki ne öğrendiysem her şeyi David ve Shenenden öğrendim. Bunu söylemek istiyorum ve diğer okulun okuldan kalan kısımda e, çalışmıyorum. Hiçbir sosyal aktivite yok. Her yer kapalı. Ben ne yaptım? İngilizce videomda da anlattım. Free for talk. Onu bırakırım. Linkini. Free for talk bana inanılmaz yardımcı oldu. Tabii ki de evinizde bunun ortamın olması gerekiyor. Yeterli bir alanınız olması gerekiyor. İngilizce e, konuşmak için online'dan her gün 2 saat yaklaşık 1 yıldır bunu yapıyorum. Her yıl her gün 2 saat İngilizce konuşuyorum. Mesela şu an IELTS'e hazırlandığım için benimle birlikte aynı IELTS'e hazırlanan bir kişiyle uzun süreden beri her gün işte Q yani bu IELTS'teki soru cevapların sabit soruların olduğu şeyleri çıkarıp tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu şekilde benim İngilizcem daha çok gelişti yani. Bunu söyleyebilirim. Peripotolku gerçekten kullanın, kullananlara da hatta bana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok bizim için çok süper oldu bu diyorlar. Bu beni çok sevindiriyor. Videom şu ana kadar bitti. Bütün sorularımı cevapladım. Her şey. Umarım bir eksik yoktur. Eğer eksik varsa da zaten yukarıya bırakacağım her şeyi. Şu ana kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.